Hava Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Evet arkadaşlar bu hafta 13-19 Mart haftasında sizleri neler bekliyor? Öncelikle 7. evinizde bir stalyum oluşacak. Güneş, Merkür ve Neptün. Burada eğer evliysek Eşimiz güzel bir teklifle bize geliyor olabilir, bize bu çok ters olabilir, bizim mantığımıza aykırı geliyor olabilir. Öncelikle burada bir e, akıl tutulması yaşayacağız gibi duruyor. Bir taraftan vicdanen bunu yapmalıyız ya da mantıken e, yapmamalıyız gibi böyle ikilemde kaldığımız bir süreci yaşatacak diyebilirim. Aslında burada e, hayat sizi korkma, devam et, yap, eşin doğru yerden söylüyor, şu an sana mantıksız gelse de yapılırsa çok güzel olur diyor. Bunun dışında tabii ki e, bekar başak e, yükselen başaklar için bu bir evlenme teklifi olabilir kader karşınıza birini çıkartmış olabilir e, bu çıkart yani karşınıza çıkan kişi e, şu an için sanki negatif bir gibi e, yok hayır ya olmaz bu da diyeceğiniz bir kişiymiş gibi görünse de aslında buna şans verdiğinde hayatınızda ummadığınız bir büyük fırsatı ele geçirmiş olacaksınız. Yani her şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Aslında bir şans verdiğinde ne kadar kıymetli ve değerli bir insanla karşılaştığınızın farkına varacaksınız diyebilirim. Bunun dışında tabii ki Var olan ilişkilerde de evliyet, evliliğe çevirmek gibi bir konu da söz konusu olabilir. Var olan ilişkimizde artık bu işin adını koyalım. Evlenme teklifi edebilirsiniz. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Ee, daha çok karşıdan gelecek gibi duruyor bu teklif tabii ki. Baktığımızda 17 e, Mart itibariyle de Venüsün boğaya geçmesiyle beraber Ay düğümü de orada. Özellikle e, seyahatler, eğitim... E, ve iş bağlantılı gezilerden de bu fırsata sahip olabileceğimiz görünüyor. Tabii ki daha ileriki yaşlar için söylemek gerekirse yani üniversiteyi bitirmiş, işe güce dalmış biri isek bu aşk fırsatı belki bir iş seyahatinden gelebilir. Belki de daha önce birlikte okuduğumuz dönemden tanıştığımız ama unutamadığımız bir aşkın geri gelmesi gibi bir konuyu da temsil ediyor olabilir arkadaşlar. Venüs boğa burcunda özellikle sosyal medya alanından bir ilişki fırsatı gelebilir. Eğer bu paraysa yani parayla ilgili bir konuysa o zaman ee, sosyal medya üzerinden tanıtım yapmak reklam vermek e-ticaretle uğraşıyorsak buradan güzel bir fırsat yakalamak e Bunun dışında iş bağlantılı işte seyahatlerde bulunmak yurt dışına çıkmak yurtdışı bağlantılı bir işi iş fırsatını yakalamak gibi bir etkiyi de gösteriyor olabilir Aslında sizin deneyimli ve tecrübeli olduğunuz bir konuda e bir eğitim fırsatı da geliyor olabilir. Yani e, şu işin şu e, eğitimini de alırsam işte buradan çok güzel bir fırsat yakalarım gibi bir büyük bir teklif de gelebilir aslında. Ve bu fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Biri size ummadığınız güzel bir fırsat veriyor. Size şu an aykırı gelse de bu fırsat çok önemli bir fırsat gibi duruyor diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.